Salgından sonra herkes evini güzelleştirmenin derdine düştü. Bunun en önemli yolu da çiçeklerden geçiyor tabii. Güzelliğine vurulup alınıyor o çiçekler ama eve uygun olmayanlar da var. Her bitki evde bakıma uygun değil. Bazıları zehirli, bazıları sağlığa zararlı. Peki o bitkiler hangileri ve alternatif olarak ne tavsiye ediliyor? Bakalım. Ne kadar çok çiçek almışsınız. Evet, yaz geldi. Yani havalar ısındı. Karanfil sanıyorum. Çok şeyim yok da öyle bir ufak bir şey yapmaya çalışıyorum. Şunları beğendim, aldım ama bakımlarını bilmiyorum. Özelliğini bilmeden görüntüsünü beğenip alıyorlar ama her bitki her eve uygun değil. Çünkü bazıları güzel olduğu kadar da tehlikeli. Bilmeden alınanlar zehirli oluyor ama biz hem ufak çocuğumuz olduğu için olmayanları almaya çalışıyoruz. O zehirli bitkilerden biri ağlayan çiçek neredeyse her evde var. Çocuklarımızın gözüne değdiği an çocuklarımızın görme yetisini bile kaybedebilir. En çok tercih edilen bitkilerin başında geliyor sukulent. Çünkü bunlar küçük, ucuz ve bakımı kolay. O yüzden de evlerde bolca kullanılıyor. Ama bu sukulentlere doğru bakmayı bilmiyorsanız eğer başınıza dert açabilir. Çünkü çok çabuk bitleniyor ve hızla diğer çiçeklere de geçiyor. Bütün çiçeğin etrafını ufacık bitler kaplıyor. Yapraklarını da yiyor. Sempatik olması öne geçtiği için diyorum. Bunu ilaçlayacağız madem öyle. Vazgeçmek yok. Tabii şimdi biz görüntüye aslında meraklıyız. Evin içine alınmaması gereken bir diğer bitki ise ardınç bonsai alırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Küçük çocuğu olan aileler özellikle kaktüs tercih etmesin diyebiliriz. O kadar güzel ve o kadar zarif ki zakkum bitkisi, sakın buna aldanmayın. Çünkü ne yazık ki zakkum bitkisi zehirli. Bu nedenle ev içinde değil sadece dış mekanda bakılması tavsiye ediliyor. Kaktüs bitkisi aslında hiç zararlı bir bitki değil. Özellikle şuna dikkat etmemiz gerekir. Küçük çocuğu olan aileler kaktüs tercih etmesin diyebiliriz. Alternatif bir çiçek sorarsanız eğer o zaman da önerilen ilk çiçek kalanşua. Bunlar rengarenk ve fiyatları da ucuz. Üstelik bakımı da kolay. Ben çiçekten anlamam, eşime gösterdim. Hoşuna gittiği için aldım. İç mekanda bakılabilecek en güzel, en zarif çiçek orkideler. En çok tavsiye edilen de bu mini orkideler. Bunlara ek olarak bu beyaz barış çiçekleri de evin içinde güvenle bakılabilir. Paşa kılıcı evlerimizin her köşesine koyabileceğimiz bir bitki. Mutlaka çiçek alırken özelliklerini sorun, bakımını sorun. Güzel.